Arkadaşlar merhaba ben İsmail Hoca'nız, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Evet TYT kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Biliyorsunuz ufak bir hastalık vardı. Bu hastalıktan kaynaklı bir iki gün video paylaşamadım. Video gelmedi. TYT Matematik kampımızda neredeyiz? Atlattık gibi hastalığı da bu arada. Yani sesimden anlaşılıyordur. Az bir kısmı kaldı. Ciğerlerde sekresyon kaldı sadece. Onu da atlatırsak Allah'ın izniyle Bitecek hastalık. Şimdi barış yayınları video ders kitabından ilerliyoruz biliyorsunuz kampımıza. Ee, kitabımız hani övmeye gerek yok. Gayet tadında gayet yerinde. sanat TYT matematiği hakkıyla öğretebilecek bir kitap. Kaçıncı sayfasında kaldık? Oran orantıyı bitirmiştik en son sayı problemlerinin kazanım bakış kısmını yapmıştık ve 147. sayfada bulunan sayı problemleri ÖSYM bakışı çözeceğiz bugün. Peki bu videoda nereye kadar geleceğiz hocam? Asıl önemli soru bu. 159'a kadar geleceğiz. Yani burada toplam 13 sayfalık bir video olacak sevgili arkadaşlarım bu. Allah'ın izniyle bu hastalıkla da savaşırken bu soruları sizlere çözeceğim. 52 tane soru Birbirinden güzel soru var arkadaşlarım. Tam anlamıyla da ÖSYM ayarında, ÖSYM kalitesinde, standartında olduğunu da söylemekte fayda var. Evet, gençler eğer hazırsak artık geçelim derse. 35. gün ve 46. video olduğunu da söyleyelim. İlk sorumuza gelin şöyle beraber bir bakalım hadi. Şimdi Kenan diye bir arkadaşımız var. A şehrinden B şehrine bu arada... E ee, normal tablete geçtim arkadaşlar. Yani bildiğimiz standart tablete geçtim. Ee, grafik tabletten anlatmayacağım bu dersi. Siz de yorumlara yazarsanız hocam bu şekilde daha iyi oldu. Ee, yazınız gerçek anlamda bu şekilde daha iyi, daha anlaşılır oldu derseniz artık bundan devam edebiliriz gençler. Evet yorumlarınızı bekliyorum yani. Şimdi ilk sorumuz Kenan A şehrinden B şehrine giderken yolu 10 eşit uzunlukta bölümlere ayırmış olsaydı her bölüm uzunluğu A kilometre. Yolu 16 eşit uzunlukta bölümlere ayırsaydı her bir bölüm uzunluğu B kilometre olmaktadır. Peki A eksi B 24 olduğuna göre A ile B şehirler arası uzaklık kaç kilometredir? E şimdi 10 tane parçaya ayırmış olsaydı diyoruz 10 tane eşit parça kalemi birazcık inceltelim şöyle. 10 eşit parçaya ayırmış olsaydı varsayalım ki e, hani neydi uzunluk a kilometreydi. Ve 16 eşit parçaya ayırınca da her bir bölümün uzunluğu b kilometre oluyor. Yani 16 çarpı b. E şimdi bu soldaki bana yolun tamamını veriyor. Sağdaki de bana yolun tamamını veriyor. Bundan kaynaklı bunların ikisi birbirine eşittir. Ufak bir sağdan işlemi yapacağım. 2'ye böldüm burası 5a geldi. 2'ye böldüm burası bana 8b'yi verdi arkadaşlar. Tamam. Ve böylelikle artık şunu söyleyebilirim ki ben bundan böyle A'yı 8M seçerim. B'yi de 5M seçerim diyebilirim. Şimdi A eksi B'yi 24 olarak vermiş. E ben A'yı 8M seçmedim mi? Bunu da 5M seçmedim mi gençler? E seçtiniz hocam. O halde ben diyorum ki 8M'den, 8M'den 5M çıkınca aslında 24 kalıyormuş. Yani burada 3m eşittir 24'müş. Yani her iki tarafı 3'e bölersem de m'nin 8 gelmesi gerektiğini düşünebiliriz değil mi? A ile B şehirleri arası uzaklık e bu da yolu veriyor bu da yolu veriyor demiştik. O zaman 10A'dan yola çıkalım. A 8M'di 10 kere 8M bana 80M'i verir. 80 çarpı M. Yani bu ne demek oluyor? Yolun tamamı 80M uzunluğunda. Ben 8 buldum zaten. O halde getirip burada yerine yazarsak... ...80 kere 8, 8 kere 8, 64 olduğu için... ...640'ın ta kendisini verir. Yani cevabımız neymiş? A şıkkıymış sevgili arkadaşlarım. Hazırsak geçelim ikinci soruya doğru. Kalınlığı önemsiz raflarla... ...sağ kısmı 8 eşit bölüme... ...sol kısmı 5 eşit bölüme ayıran kitaplığın içine... Birinin kalınlığı diğerinin kalınlığının iki katı olan iki kitap şeklindeki biçimde yerleştirilmiş arkadaşlar. Şimdi birinin kalınlığı diğerinin iki katıymış. Sol kısımdaki kitap da daha kalınmış. Yani o zaman ben şöyle diyebilir miyim? Şuradaki kitap var ya ben bunun kalınlığına eğer 2A dersem bir tık daha inceltmeyi düşünüyorum. Ben bunun kalınlığına 2A dersem bunun kalınlığının A olması gerektiğini de tabii ki de söyleyebiliriz. Peki Raflar arasında bir ilişki kurulabilirmiş. Şimdi sol tarafta 5 tane sağ tarafta 8 tane raf vardı. 5 ile 8'in ortak katının 40 olduğunu biliyoruz. 40. Yani şuranın tamamının yüksekliğine ben şunu söylemek istiyorum ki 40K olsun. Tamam. Böylelikle şuradaki her bir rafın uzunluğu bak şu büyük raflar var ya 8K'dır diyebilirim 5'e bölerek. Ve şuradaki her bir rafın uzunluğuna da bunu da 8'e bölüp 5K diyebilirim. Şimdi sağdaki kitaba bak. 1, 2, 3 tane rafın üzerine bir de kendi kalınlığı var. Yani aslına bakarsan 3K artı A'dan bahsediyoruz ve bunu bize 8,7 olarak vermiş. Bir de soldaki kitaba baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 tane rafın üzerine bir de 2A kendi kalınlığını koymuş. Yani 4 tane e, şurası 3K değil gençler özür diliyorum sizden. Hemen de düzeltiyorum. 3 raf ve 1 raf ne kadardı? 15'ti. 15K'ydı. 5K'ydı. 15K mı oldu? 15K artı A eşittir 87. E buraya bakıyorum her bir rafın kalınlığı 8K'ydı ve burada 4 tane raf var. O zaman 32K deriz değil mi? 32K artı bir de kitabın kendi kalınlığı olan 2A. Bu da kaçmış? 18,4'müş arkadaşlar. Tamam güzel 18,4'ü de buraya yerleştirdik. Şimdi benim elimde aslına bakarsan İki bilinmeyenin iki tane denklem oluştu. Yani şu 32K artı 2A eşittir 18,4 oluştu. Bir de 15K artı A eşittir 8,7 oluştu değil mi? Benden istediği şeye bakalım. Kitaplığın zeminden yüksekliği yani... 40K'nın üzerine bir de 0,2'yi ekle demiş. Yani ben K'yı bulacağım. Bu da K'yı bulmak için A'yı yok edebilirim. Yani bunu 2 ile genişletelim. Ne gelir? 30K artı 2A eşittir. 17,4 yapar mı arkadaşlar? Bunu 2 ile çarpınca. Değil mi? E şimdi gel şundan şunu bir güzel çıkaralım hadi. Çıkarırsam eğer 2K gelir bak oradan. 2K A'lar gider. 18,4'ten 17,4'ü çıkardığın takdirde bu da bana 1'i verir. 2K 1'miş. Bana ne lazımdı? 40K lazımdı. O halde ben bunu 20 ile çarparsam 40k eşittir. 20 gelecektir. Yani aslında bakarsam burası 20'ymiş. E peki burası 20 ise bunun üzerine bir de 0,2 eklersem 20,2 bana cevabın ta kendisini verir diyebilirim. Evet, ÖSYM bakış 2'yi de bitirmiş bulunuyoruz. Geçtik ÖSYM bakış 3'e. Aşağıda araçları kaldırmak için kullanılan bir kriko gösterilmiş. Krikonun üst bölümü zeminden Bak ne kadarmış? 8,2 santim yükseklikteyken yani şu konumdayken kol krikoyu yani şuradaki koldan bahsediyoruz. Krikoyu kaldırma pozisyonuna alınıp 8 defa aşağı yukarı hareketi yapıldığında gençler üst bölümün zeminden yüksekliği 13 santim oluyormuş. Ha bir dakika şimdi orada dur. Ben hemen şunu düşünürüm abi. 13 santimle 8,2 santim arasındaki mesafene 4,8 santim mi? Değil mi? Ve bu 8 defa bu aşağı yukarı hareket yapınca oluyormuş. E 8 defada 4,8 cm krikonun yükseldiğini görüyoruz artık. Tamam mı? O zaman ben her iki tarafı 8'e bölersem... ...bir defa aşağı yukarı hareket yapıldığı takdirde... ...8'e böldüğümde 0,6 cm krikonun yüksekliğinin artacağını öğrendim artık. Bu bir cepte. Şimdi devam bakalım. Şimdi buna göre diyor... ...krikonun üst bölümü zeminden 5,8 cm yüksekliğindeyken... Kriko kaldırma pozisyonunda kaç defa aşağı yukarı hareket ettirilirse eğer üst bölümün zeminden yüksekliği 11,8 olur diye sorulmuş. O zaman ben 11,8'den şimdi de 5,8'i çıkarırım ve bu bana 6'yı verir. 6 santimetre yükseltmek istiyorum. Bir defada bir defada 0,6 santimetre ise acaba ben kaç defa bu krikoyu aşağı yukarı yönlü basarsam 6 cm yükselir. Ya bu bunun 10 katıysa bu da bunun 10 katı olacak. Yani cevabımız neymiş? 10 defa olacakmış gençler. Doğru cevabımız B şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Ve ÖSYM bakış 3'ü de bitirdik. Şimdi 4'e doğru geçiyoruz. İlk sayfamızı bitireceğiz bu sorumuzda. Diyor ki bize. Diyor ki bize. Bir kitapçı düşün. Bu kitapçının, bu kitapçının birbirinin aynısı olan kitapların tamamını altışarlı olarak kırmızı renkli kutulara doldurduğunda elde edilen kutu sayısıyla Aynı kitapların tamamını onarlı olarak mavi renkli kutulara doldurduğunda elde edilen kutu sayısının toplamı 80 olmaktadır. Şimdi dur. Altışarlı olarak, altışarlı olarak kırmızı kutulara doldurduk ve toplamda da demek ki 6K tane kitabımız var. Ve onarlı olarak mavi kutulara doldurduk. Demek ki 10M tane kitabımız var. İkisi de kitap sayısını verdiği için bunlar birbirine eşittir derim. Ufak bir sadeleştirme ile 3K'nın 5M'ye eşit olduğum olması gerektiğini buluruz. Ben burada K'yı 5x, M'yi de 3x olarak isimlendirebilirim. Böylelikle K 5x e demek ki benim şurada 30x tane toplamda kitabım olduğunu da öğrenmiş olurum. Güzel. E şimdi tamam hocam güzel de elde edilen kutu sayısının toplamından bahsetmiş ya hani burada. E ben... Kırmızı kutulardan K tane, mavi kutulardan M tane olsun istemiştim. Yani 5x ve 3x. Yani toplam 8x tane kutumuz var ve bu 8x kutu toplamda 80'e mi eşitmiş yani şimdi? O zaman x kaçtır? Hocam tabii ki de 10'dur. E x 10'sa e benim 300 tane kitabım varmış demek ki. Çok güzel. Şimdi diyor ki buna göre aynı kitaplar 15'erli olarak yeşil renkli kutulara konmuş olsaydı gerekli olan yeşil kutu sayısı kaçtır diye sorulmuş. E ne yapacağım? 300 tane kitabım var. Ben buraları 15'erli 15'erli yeşil kutuların içine depolarsam 20 tane kutuya ihtiyacım vardır. Cevap da C şıkkında verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Evet artık ilk sayfayı bitirdik. Şöyle bir bakalım sayfamıza. Gayet düzenli derli toplu. Umarım senin de sayfaların bu şekildedir. 148. sayfaya geçtik. Aha bir tane cetvelli soru. Şimdi aşağıda 30 santim uzunluğundaki plastik cetvel önce şekil 1'deki sonra da şekil 2'deki biçimde ısıtılarak eritilmiş. Cetveli neden ısıtırız bilmem ama ısıtmışız. Haylaz bir tane çocuğun teki tutmuş abi ısıtmış cetveli eritmiş. Başlangıçtaki cetvelin şekil birdeki biçimde boyunun 1 bölü 5'i ile 1 bölü 6'sı arasındaki kısmı eridikten sonra kalan boyunun 1 bölü 4'ü eridiğinde şekil 2 elde ediliyor. Buna göre şekil 2'deki cetvelin boy uzunluğu aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diye sormuş. Bu cetvelin tamamı 30 santimdi unutmayın. Tamamı 30 santimken ilk etapta yani şekil 1'den bahsediyorum bakın. Şekil 1'den bahsediyorum. İlk etapta ne kadar erimiş olabilir? Şimdi 30'un 1 bölü 5'i 6 santimetredir. 30'un 1 bölü 6'sı 5 santimetredir ve bunun arasındaki kısmı erimiş. Yani eriyen kısım 5 ile 6 arasında. Bu eriyen. Peki erimeyen kısmı yani kalan kısmı şu kısmı. Şimdi ben 30'dan 5'i çıkarırım 25, 30'dan 6'ı çıkarırım 24. Demek ki kalan kısmı 24 ila kalan yazıyorum buraya. 24 ila 25 arasındadır abi kesinlikle. Tamam bence gayet düzgün sıkıntı yok. Şimdi bu kalanın da 1 bölü 4'ü erimiş. Kalanın 1 bölü 4'ü erimiş. E şimdi 24'ün 1 bölü 4'ü 6'dır. 25'in 1 bölü 4'ü de 6,25 yapar değil mi? Peki bu kadarıyla bu kadarı arasındaki bir kısmı mı erimiş? Yani bu kadar daha mı erimiş? Evet. O halde e, biz burada şunu düşüneceğiz. Şekil 2'deki cetvelin boy uzunluğu aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diye sorulmuş ya. Heh. Şimdi 1 bölü 4'ü eridinde diyor. E şimdi ben 24'ten 24 olursa en küçük. E 1 bölü 4'ü 6 çıkardım 18 kalmış olabilir. 25'ten de 6,25'i çıkarırsak 18 ...75'i kalmış olabilir. Değil mi? Son olarak kalan. Şekil 2'den sonra kalan. O zaman cevabımızın da... 18'de ...18 ile 18,75 arasında... ...olmasını bekleriz. Yani 19... ...17,5... ...17,2... 19,6... Hiçbiri olmaz. Ama 18,3... ...bu ikisi arasındadır. Cevap da... ...C şıkkıdır deriz. Geldik efendim. ÖSYM bakış 6'ya. Bir buzdolabı rafına... ...Özdeş yoğurt kaplarından... ...6 tanesi üst üste konulduğunda... ...sığabiliyor... 6 tane kabın üzerine bir tane daha koyarsam yani 7 tane olmuş olursa sığmıyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bizim bu buzdolabı rafımızın yüksekliği kesinlikle her bir kutunun yüksekliğine x dersem 6 tane kutudan fazla ki 6 kutu sığmış. Ama 7 tane kutudan daha küçük olmalı ki raf sığamamış. Güzel şimdi bu yorumu burada bu şekilde yaptık. Eyvallah. Şimdi gelelim şuna. Diyor ki bu rafa aynı yoğurt kaplarından 4 tane konulduğunda 4. kap ile rafın üst kısmı arasında 28,8 santim boşluk kalmaktadır. Yani şöyle rafın yüksekliğinden ben 4x'i çıkarınca diyor 28,8 santimetrelik bir boşluk kalmakta deniliyor raftan 4 tane kabın yüksekliğini çıkardım ve 28,8'i buldum. Buna göre bir adet yoğurt kabının yüksekliğinin alabileceği tam sayı değerleri toplamı nedir diye sorulmuş. Tamam yaparız. Şimdi şöyle düşünelim mi arkadaşlar? Şöyle düşünelim. Biz raftan 4x'i çıkarınca 28,8 kalmıyor mu? O zaman ben bundan da 4x çıkarayım. Bundan da 4x çıkarayım. Bundan da 4x çıkarayım. Kabul mü? Kabul. Şimdi 6x'ten 4x'i çıkardım. 2x geldi. burası da 3x geldi. E, raftan 4x'i çıkarınca ne kalıyordu? 28,8 kalıyordu. Hemen orayı, onu da oraya yazdım. Böyle mükemmel oldu. Şimdi 28,8'den daha büyükmüş. E, pardon. E 2x 28,8'den daha küçükmüş. 2'ye bölersem yani şurayı çözüyorum önce. x şuraya yazalım. x küçükmüş 14,4. Güzel. Şimdi her iki tarafı 3'e bölerek şurayı çözecek olursam. 28'in içerisinde 3, e, 9 defadır. Geriye kaldı 1,8 o da virgül 6 yapar. Yani 28,8'i 3'e bölünce de 9,6 geldi. Demek ki gençler bir tane yoğurt kabının yüksekliği 9,6 ile 14,4 aralığındaymış. Benden istenen neydi? Bir adet yoğurt kabının yüksekliğinin alabileceği tam sayı değerleri toplamı. Buradaki tam sayılar neler arkadaşlar? Hemen yazalım. Hocam 10 var işte 11 var, 12 diye gidiyor böyle 13 ve bir de bir tane de 14'ümüz var. Bunların toplamı istenmiş. Ortadaki terim 12 ve toplam 5 tane terim olduğuna göre 5 kere 12 toplamı bana 60'ı verir. Doğru cevabımız da A şıkkı olur. Evet ÖSYM bakış 6'yı da bitirdik. Şimdi sırada ne var? ÖSYM bakış 7 var. Güzel bir sorudur kendileri. Lütfen pür dikkat beni dinle bakalım. Şekil 1'de ateşinin yüksekliği ayarlandığı 10 farklı kademe ile çalışan palet soba gösterilmiştir. Sobanın ateşi her kademede o kademeye ait sabit yükseklikte yanmaktaymış. Şimdi palet soba şekil 2'de, şekil 2 şurası, şekil 1 yukarıdaydı. Şekil 2'de 5. ve 6. kademe arasında çalışıyor. 5 ila 6 kademeler arasında çalışırken arasında eşit olmuyor yani. Şekil 3'te ise yani şunda 8 ile 9 zuncu kademe arasında çalışıyor. Buna göre soba şekil 4'teki gibi 10. kademede çalıştığında x ile belirtilen uzunluk. E burası da 10. kademeymiş. 10. kademe. Güzel. Şuradaki x diyor. Aşağıda belirtilen 64, 65, 66, 67 ve 68 değerlerinden kaç tanesine eşit olabilir diye soruluyor. E şimdi düşünelim hocam. Düşünelim. Orantılı olarak artıyordu değil mi? Mesela 5 ile 6 kademe arasındaysa 39 santimetre. 8 ile 9 kademe arasındaysa e, buradaki gibi 54 santimetre oluyor. E şimdi şöyle düşünsek biz. 5 ile 6 arasındayken 39 sa o zaman ben 5. kademe her bir kademeye burada A diyelim. 5. kademe kesinlikle 39'dan daha küçükken 6. kademe kesinlikle 39'dan daha büyüktür. Şimdi geldik şuraya. Şu kısma. 5A 39'dan küçükse A kimden küçüktür? E şimdi 39'un içerisinde 5, 7 defa var. E 4'ün içerisinde 5, 0,8 defa olduğu için 7,8 denilebilir. Geldim şu kısma. 39'un içerisinde 6, 6 defa var. 36, e 3'ün içerisinde 6, yarım defa var, 6,5. Tamam, A sayısı 6,5 ile 7,8 arasında. Güzel, buradan bunu elde ettik. Bir de farklı bir şekilde bu A'ya değerler bulalım. Değer aralığı bulalım. Onu da nereden bulacağım? 8'de 9. kademe arasında 54 santimetreydi. Onu da buradan yararlanacağız. Yani şöyle diyeceğim. 8A küçüktür 54. E bu da küçüktür 9A. Değil mi? ya A için yeni bir değer aralığı bulacağım. E ikisini de sağlamak zorunda olduğu için kesişimlerini alacağız. Mantık tamamen bu. Peki. 54'ün içerisinde 8 kaç defa var? 6 kere 8 48 de o zaman 6 defa vardır diyeceğim. Şöyle yapacağım. A küçüktür. 6 virgül. Tamam güzel. Şimdi 48 defa var dedik. 6'nın içerisinde 8'i arayacağız. E şimdi 8'i 8'e bölünce 1 geliyorsa 6'yı 8'e bölünce 0,75 gelir. 6,75. Tabii bunları şöyle de yapabilirsin. Hocam ben kafadan yapamıyorum bunları diyorsan. 54'ü git 8'e böl. 6 defa var. 48 çıkar 6. Bir 0 ekle. Bir virgül koy. 60'ın içerisinde 7 defa 56 çıkar 4. Bir 0 koy. 5 defa. Bak 75'i yakalarsın. Tamam? Bunları bu şekilde de yapabilirsin tabii ki. Ben kafadan yapamıyorum hocam diyorsan. Şimdi bir de alttan sınırlayalım bu a'yı. 54'ü 9'a böleceğim. Ha o basit 6. Tamam. Çok güzel. Şimdi bak ikisini ne yapmam gerekiyor dedim? Kesiştirmem gerekiyor. Biz aralıkları kesiştirirken ne yapıyorduk? Alt sınırların büyüğü ki alt sınırlara bakıyorum 6 ve 6.5 hangisi daha büyük? 6.5 Üst sınırların küçüğü, e üst sınırın küçüğü hangisi? 7.8 mi yoksa 6.75 mi? Tabii ki 6.75 Demek ki bizim a'mız neredeymiş arkadaşlar? 6.5 ile 6.75 arasındaymış kesin net bilgi bu Bize söylenen o Peki 10. kademeyi istiyor. 10. kademede 10 A'dır hocam. 10 A'dır. O zaman 10 çarparsam 65'ten büyük ve 67 küçük olması gerekiyormuş. E 65'ten büyük diyorsa şu olamaz zaten. E, bu da olamaz. 65'ten büyük olması gerekiyordu. 67 küçük diyorsa bu da olamaz ama şurada gösterilen iki değer olur. Bundan kaynaklı kaç tanesine eşit olabilirmiş? İki tanesine eşit olur diyeceğiz sevgili gençler. Evet bu sayfayı da bitirdik arkadaşlar bu sayfayı da bitirdik. Ben size bir önceki videonun sonunda şöyle bir uyarı yapmıştım. Demiştim ki soruları soruların çözümlerine odaklanmayın. Çözümlere odaklanmayın. Ya tabii ki çözüm de önemli. Ama daha çok benim soruya nasıl yaklaştığımı, benim soruyu nasıl çözdüğüme odaklanın demiştim. Ee, i̇nşallah buna odaklanıyorsundur. Odaklanmıyorsan da şimdiden itibaren lütfen benim soruları nasıl çözdüğüme odaklanmanı rica ediyorum. Çünkü biz kendi stilimizi oluştururken problem çözümlerinde farklı stillerden ilham alırız. Dolayısıyla hani sonuç olarak ben de 12 yıldır falan hocayım ya. Heh, bundan mütevellit benim de deneyimlerimden faydalanman gerekiyor. 52 tane ÖSYM tarzı soru var karşında. Şu an video açık. Şu an izliyorsun. 52 tane soru var. E bu deneyimden faydalanmanın en güzel yolu da benim çözümlerimi adam akıllı dinleyip. Ha bak hoca şöyle yapmıştı. Şöyle bir kısa yöntem yapmıştı. Sorunun Mesela örnek veriyorum hemen size de şöyle göstereyim. Her defasında ne yapıyorum arkadaşlar sorunun tamamını okuduktan sonra kalkıp da e, şunları yazmıyorum. Önce bir okuyorum anladığım ilk yerden sonra elde edilenleri yazıyorum. Yani bana verilenleri bir yazıyorum. Hani bunu şey gibi düşünme e, klasiktir ya problem nasıl çözülür sorular matematikteki sorular nasıl çözülür. Öncelikle sorunun bize verdiklerini düzenli bir şekilde not almamız gerekiyor. Ya tamam bu çok bak kliş eleştiği için sana komik geliyor. Tamam yani ya elde edilen verileri ben niye yazayım? Ya tamam güzel kardeşim e, kliş eleştiği için çocuksu geliyor ama hani elde edilen verileri bana yazayım derken de bunu soruları hepsini okuduktan sonra işaretleyip postit kağıtları yapıştırıp fosforlu kalemlerle çekip efendim işte a bunu vermiş bunu vermiş şeklinde yapmıyorsun zaten. Diyorsun ki soruyu okudun. ilk anladığın cümleden sonra bir iki saniye kendine müdahale, şey yap, müsaade ediyorsun. Diyorsun ki he tamam bunu söylemiş okey anladım devam. Sonra yeni şeyle, yeni satıra geçiyorsun yeni paragrafa geçiyorsun. Sonra anladıklarını yazıyorsun. Sonra artık diyorsun ki ha bak ben bu soru bana şu kazanımı uygulatmaya çalışmış. O zaman ben buradan yürüyeceğim diyorsun. Kazanımı anladıktan sonra devam ediyorsun. Eşitsizlik sorusu mesela örnek veriyorum. Bak yine eşitsizlik sorusu. Bak yine eşitsizlik sorusu. Tamam arka arkaya 3 tane aynı kazanımı vurgulayan 3 farklı tipte soru var karşımızda. Hani on ondan kaynaklı diyorum. Benim çözümleri iyi dinle. Hoca çözümü nasıl yapıyor? Şu an senin için bu daha önemli. Evet, artık geçelim. 8'e çok konuştuk değil mi? Vaktini çaldıysam üzgünüm. Şimdi soruyu bir okuyayım bakalım. İki tane ne varmış? Farklı marka uç varmış. Eş eşit miktarda yazı yazıldığında birisi 40 dakikada, öteki de 50 dakikada tamamen bitiyor. Bu iki markanın hiç kullanılmamış iki ucu aynı anda kullanılmaya başlandıktan 20 dakika sonra da kalan boyları birbirine eşit oluyor. Başlangıçta boylarının uzunlukları toplamı 5,5 santim olduğuna göre... ...kullanılmaya başlandıktan 30 dakika sonunda kalan boylarının toplamı soruluyor bize. Hmm. Şimdi 40 dakika ve 50 dakikada e, tamamen bitiyor. O zaman ben şunun uzunluğuna örnek veriyorum. 40 çarpı A diyeyim. Şunun uzunluğuna da 50 dakikada bittiğine göre 50 çarpı B diyeyim. Tamam. E, 40 A ve 50 B. Daha sonrasında şimdi... Bu dakikadaki tükenme hızı olsun. Yani A ve B dediğimiz şeyler bir dakikada azalan boy miktarı olsun. Dolayısıyla bunun uzunluğu 40 A, bunun uzunluğu 50 B diyelim. Dedim. Bundan kaynaklı. Şimdi 20 dakika sonra ne olur? E 20 dakika sonra bunun 20 A'sı tükenir. 20 dakika sonra bunun 20 B'si tükenir. Ve böylelikle 20 A burada kalır, 30 B burada kalır ve boyları da 20 dakika sonra eşit oluyorlarmış. O zaman ben 2A eşittir 3B eşitliğini kuramaz mıyım? Onunla sadeleştirip tabii ki de kurarım. Şimdi o zaman A'yı gel 3X seçelim. B'yi de gel 2X seçelim ki 6X eşittir 6X olsun. Bundan böyle şunu söylerim. E 40A'ydı lan bunun bonu, boyu. E A neydi? 3X. E demek ki 120X'miş. Tamam. O 40 dakikada tükenenin boyu 120X'miş. E B neydi? 2X'di. E çarp şunla. O 50 dakikada tükenen de 100x boya sahipmiş. Tamam. Güzel. Şimdi diyor ki başlangıçta boylarının uzunlukları toplamı 5,5 cm. Hmm. Güzel. O zaman gel şimdi şunu yapalım seninle. Ee, başlangıçtaki boyları 5,5 cm olduğuna göre ben şu ikisini toplarım. Bunlar başlangıçtaki uzunluklarıydı çünkü. 220x eşittir. 5,5 cm diyelim. Tamam. Daha sonrasında da ben bunu bir 10 çarparsam 2200 x eşittir 55 santim de diyebiliriz. Daha sonrasında 11'e böldüm. 11'e bölersem burası 200 x gelir. Burası 5 gelir. x buradan 5 bölü 200'dür. Yani 1 bölü 40'tır denilebilir. Peki kullanılmaya başlandıktan 30 dakika sonunda kalan boylarının toplamı. Şimdi bir saniye bir saniye. 120 x demiştik. Ve ikisi de 1 bölü 40 bulduğuma göre bunu 1 bölü 40 çarparsam yani 120'yi 40'a bölersem abi bu 3 santim gelir. 3 santim. E bunu aynı işlemi uygularsam bu da 2,5 santim gelir ki zaten boyları toplamı 5,5 santimdi. Doğru yoldayız demek bu. E şimdi 3 santimdi ya bu 30 dakika sonra 30 dakika sonra bu ne kadar azalır? Hocam 30 a kadar azalır. Evet lakin a 3 x'ti 90 x kadar azalır. Yani ne kadarı kaldı? 32'si kaldı. Bir şu var. Şuna geldim 100x. 100x. E şimdi 30 dakika sonra 30b kadar azalacaktı boyu. E de 2x'ti demek ki 60x azal azalacak. 60x azalınca bunda ne kadar kalır? 40x kalır. İkisinin toplamı ne haber? 70x'tir hocam. Peki benden istenen ne? E diyor ki boylarının toplamı. Yani 70x. Yani 70 çarpı 1 bölü 40. Yani 70 bölü 40. Şunlar gitti 7 bölü 4 mi geldi? 7 bölü 4 nedir? 7 bölü 4 gençler şudur. Ee, yani bunu ondalık biçimde ifade edebilmek için ister burayı örnek veriyorum 25 ile genişletirsin. Paydasını 100 yaparsın. Hadi yapalım. 100. 7 kere 25 de 175'tir. 2 tane virgül kaydırırsam 1,75 gelir. Cevap D olur. İstersen de 7'yi direkt 4'e bölüp bunu ondalık sayıya çevirebilirsin. İstediğini yap. Tamam. Şu an benim Aklıma ilk gelen pratik yöntem şu oldu. Bunu 25 ile genişletip paydasını onun kuvveti yapıp e, ondalık sayıya çevirmek geldi. E, senin için şu daha uygunsa onu yap. O an aklına ne geliyorsa onu yap tamam Vakit kaybetme. Evet gençler. ÖSYM bakış 9'dayız artık. Yani bu sorudayız. Hadi gel beraber çözelim. Şimdi diyor ki Ali A adet testi birinci durum ve ikinci durumlar var. Birinci durumda her gün 8 test, ikinci durumda her gün 12 test olacak biçimde çözmekte. İki farklı durum için bize neler yaptığını söylemiş Ali'nin. Şimdi birinci durumda testlerin tamamını bitirme süresi, ikinci durumda testlerin tamamını bitirme süresinden ne kadar fazlaymış? 3 gün fazla olduğuna göre A kaçtır? Gayet basit. Şöyle diyeceğim. Demek ki her gün 8 test çözünce T artı 3 gün sürüyormuş. Ve... Her gün 12 test çözünce de t gün sürüyormuş diyebilirim. Birinde t gün sürdü, ötekinde 3 gün fazla sürdü ve tabii ki de iki durum içinde test sayısı aynı olduğu için 8 ile t artı 3 çarptım test sayısını verir, 12 ile T'yi çarptım test sayısını verir. Bunlar birbirine eşit olmak zorundadır. O halde 8t artı 24 eşittir 12t dersek 4t buradan hocam 24 gelir ve t de 6'dır. 6'yı verir bize a kaçtır diye sorulmuş. E, toplam at adet test vardı. Yani test sayısından bahsetmiş. T eşittir 6 ise ben getiririm onu şurada yerine yazarım. Ve 8 çarpı 6 artı 3 bize 9'u verir. 8 kere 9 da 72'nin ta kendisidir diyeceğiz. Yani cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Evet ÖSYM bakış 9'u da bitirdik. Sıra 10. Ondayız. En alt katı birinci kat olarak ifade edilen bir binanın her katı aynı yükseklikteymiş. Bu binanın çatısından uzunluğu 18 metre olan bir ip sarkıtılıyor. İpin diğer ucu 5. katın zeminine gelmekte. Aynı binanın yanında bulunan 15 metre uzunluğunda bir ağaç ise ipin alt ucunun 3 metre üstü üzerinde bir noktaya gelmektedir. Bak şimdi çok güzel. Şöyle düşün. Bir tane binamız var. Tamam mı? Şöyle bir tane bina çizeyim ben sana. Bu binada şöyle 1. kat, ikinci kat, 3. kat, dördüncü kat diyelim. Şurası da 5. kat. Şuradan bir tane ip sarkıtılıyor ve 5. katın alt zeminine kadar geliyor bu. Şuraya kadar geliyor bu ip. Tamam onu farklı bir renkle göstereyim istersen. Şöyle buraya kadar geliyor ve e, ipin geldiği kısım da ise şöyle bir durum söz konusu. Şurada bir ağaç var arkadaşlar. Şurada bir ağaç var. Bu ağacın boyu kaç metreymiş? 15 metre. Bak burada yazıyor. 15 metre. Bu ağaç 15 metre ve ee, ipin geldiği, ya, ipin alt ucunun 3 metre üzerindeymiş. Yani şu ağaçla ipin geldiği kısım arasındaki mesafe 3 metre. O zaman e, bu ipin geldiği kısmın yerden yüksekliği kaç metre olur? 12 metre. Peki orada kaç kat vardı? Hop! 4 kat vardı. Demek ki 4 kat 12 metreymiş diyebilir miyiz artık biz rahatlıkla? Değil mi? 4 kat 12 metre ise 1 kat 3 metredir. 3 metre. Şimdi... İp kaç metreydi? İp 18 metreydi. Değil mi? Yani şu kırmızı ip şurası 18 metre. Peki her kat 3 metreyken burada kaç tane kat vardır diyebilirim? 6 kat vardır diyebiliriz artık değil mi? Peki 6 kat burada söz konusu. 4 kat da burada var. Bina toplam kaç katlıdır arkadaşlar? Tabii ki de 10 katlıdır. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. Geldik. 11'deyiz. Doğrusal bir yol boyunca aynı noktadan harekete başlayan 3 arkadaş Aynı anda farklı mola yerlerinde durmuşlar. Şimdi bu üç arkadaştan birincisi 40 metre ileri. Şöyle bir tane doğrusal yol çizeyim ben en iyisi. Ha? Ne dersin? Peki. Şuradan yola başlamışlar arkadaşlar. Aynı noktadan harekete başlamışlar. Şimdi birincisi 40 metre ileri diyor. Şu birincisi olsun. Şöyle birinci yazalım. Birincisi 40 metre ileri. İkincisi 120 kilometre ileri. İkincisi şurada olsun. İkinci. 120 kilometre ve üçüncüsü 80 kilometre geri hareket ettiği takdirde. Bu da üçüncü olsun. Üçüncü araç. Bu da 80 kilometre geri hareket ettiğinde üçü de aynı noktada buluşacak. Yani şuralarda bir yerde buluşacak diyor. Şurası kaç kilometreymiş? 80. E burası kaç kilometreymiş? 40. E şurası kaç kilometreymiş? 120. O zaman şurası 80'dir değil mi? 120'den 40'ı çıkardım 80 buldum. Peki... Üç arkadaşın mola verdiği an başlangıç noktasına olan uzaklıkları toplamı 655'miş. O zaman şuraya X diyelim mi? Hadi diyelim. İkincinin başlangıç noktasına olan uzaklığı X. Birincinin başlangıç noktasına olan uzaklığı X artı 80. Üçüncünün başlangıç noktasına olan uzaklığı da 80, 40, 120, 80 daha 200 yapar. X artı 200. İşte bunların toplamı kaçmış? 655. Güzel. O zaman 3x artı 280 eşittir 655 denkleminden bahsedilebilir mi? Pek tabii bahsedilebilir. 280'i karşı tarafa fırlatacağız. 300 çıkmış olsaydı 355 demek ki 375 diyeceğiz. Yani 3x eşittir 375'miş arkadaşlar. X buradan kaç gelir? 125 kilometrenin ta kendisi. Şimdi diyor ki birinci kişi başlangıçtan mola yerine kadar kaç kilometre yol gitmiştir? E şurası 125 değil miydi? Birinci kişi bir de şurada 80 kilometre almıştı. 125 artı 80 ne yapar? 205 yapar. 205 de bana E şıkkında verilmiş gençler. Evet güzel soruydu. Şimdi planlaması önemli. Ee, sen eğer bunu kafandan çözmeye çalışırsan hata yapma riskin illaki oluşacaktır. Mutlaka bak çok basit bir tane doğrusal yol çiziyorsun. Bu kadar basit. Tamam. Geri kalanı anladıklarını kağıda döküyorsun. Şimdi ÖSM bakış 12'deyiz arkadaşlar. Orhan yemek yedikleri bir restoranda hesabı ödemiş. Ödedikten sonra da garson para üstü olan 8 tane madeni parayı. 8 tane paramız var. 8 tane madeni parayı şekildeki gibi hesap defteri üzerine alttaki paralar görünmeden 5 liralar üst üste ve 10 liralar üst üste olacak şekilde koymuş. Yani şunlar aslında kule biçiminde. Yandan görünümleri şu şekilde. Ben sana hemen göstereyim. Yandan görünümleri de ahanda şu şekilde. Yani böyle böyle koymuş tamam mı paraları. Ama tabii biz şu an e, hesap defterine mi diyelim. Hesap getirdikleri deftere şöyle yukarıdan baktığımız için paralar alttakiler görünmüyor. Tamam. Peki umarım anladın. Bence anladın. Gayet açıklayıcı davrandım. Orhan garsona 750 lira verdiğine göre para üstü olarak alınan paraların kaçı 10 liradır diye sorulmuş Şimdi önce hesaba bir bakalım ne yemişler ne içmişler. İsimleri okumayalım canımız isteyebilir sadece fiyatlara bakalım. 220 lira, 235, 195, 25 ve 20 e, toplayalım bunları. Şöyle 220, 455, 5 daha 460, 200 daha 660, 650, 650 geldi, 25, 20 daha 45, 695, 695 liralık bir hesaptan bahsediyoruz ve Orhan bunu ödemek için. 750 lira vermiş. Şimdi tabi şunu sorgulayabilirsin, 700 verseydi yani <laughs> 700'ü verdikten sonra o 50'yi niye verdin Hacı abi? Yani hadi o 50'yi verdin, garson sana para üstü olarak niye bunları verdi diye de düşünebilirsin. Ama hani şöyle olabilir sonuç olarak 10 liralık şeyimiz var mı bizim? Demir paramız var mı? Yok, 5 liralık yeni çıktı, 10 liralık yok. Demek ki bu farklı bir ülkede olabilir. Ya da gelecekten Türkiye olabilir. Bilmiyorum. İnşallah bu kadar yemeğe 750 lira ya düşer. Yani şu an daha pahalı ama. Bakayım. Gerçi aşağı yukarı da aynı gibi ya. E 750 liraya bunları yiyebiliyorsak iyi. Yani. Tamam. Neyse şimdi o yorum yapmayalım. 695 liralık bir hesap var. 750 liralık da bir para vermişiz. Para üstümüz 55 lira. Yani şuradaki paraların toplam tutarı 55 lira olacak arkadaşlar. Peki. 5 liradan. 5 liradan ve 10 liradan. Şimdi neyi soruyor? Kaç tanesi 10 liradır? X tanesi 10 lira olsun. Kabul mü? E 8 tane vardı toplam. O zaman 8 eksi X tanesi de 5 liradır. Bunların toplamda bize 55 lirayı verecek. Ha, tamam mis. Bitti bak soru. Yazalım. 40 eksi 5X artı 10X eşittir 55. Buradan ee, 5X artı 40 eşittir 55 gelir. Ve buradan 5X eşittir 15 olurken x eşittir bize 3'ün ta kendisini verir. Demek ki 3 tanesi 10 liraymış diyeceğiz. Cevabımız hop B şıkkı olacak. Bu sayfanın da artık sonuna geldik. Şimdi sıra 150. sayfada gençler ve ÖSYM bakış 13'teyiz. Bir gıda firması 1 kilogram salça üretebilmek için 8 kilo domates. Şimdi yazalım. 1 kilogram salça üretmek için 8 kilogram domates harcanıyor. Tamam. Devam. Diyor ki 800 gram domates suyu için 6 kilo domates kullanıyoruz diyor. Şimdi 800 gramı şey diye yazalım mı ya? Hani 0,8 kilogram diye yazalım. Domates suyu yazalım. Şöyle. Bunu elde etmek için de 6 kilogram domatesi kullanıyormuşuz arkadaşlar. Tamam. Güzel deposundaki domateslerin 700 kilogram kadarı çürüdüğü için kullanamadığına göre firma kalan domateslerle kaç kilogram salça üretebilir diye sorulmuş bak. Şimdi 700 kilosu çürümüş. Tamam. Bir de şu 400 kilogram salça ve 200 kilogram domates suyu üretilebiliyormuş. Orayı okumadık mı ya? Orayı es mi geçtik yoksa? Anam dur işte bak soruları nasıl çözdüğümü Dikkat et dedim. Böyle çözme aman. Tamam mı? <laughs> Şimdi iyi dinle. Deposundaki domateslerle 400 kilo salça ve 200 kilo domates suyu. Şimdi şundan 400 kilo salça, 200 kilo da domates suyu. Çok güzel. Şimdi o zaman şey diyeyim. Ee, bunun 400 katı kadar salça üretiliyorsa eğer demek ki şunun 400 katı kadar da domates var içeride. Ki 8 kere 400 bana 3200'ü verir. Demek ki içeride 3200 kilogram domatesimiz var. Güzel. E şimdi 200 0,8'in kaç katı hocam? E, düşünelim. 200'ü 0,8'e böleceğiz. Yani 2000'i 8'e böleceğim aslında değil mi? E bu da bana 250'yi verir. Demek ki bu bunun 250 katı. O halde ben 6'yı 250 ile çarparak 1500 kilogramda bunun için ayrılmış domates vardır diyebilirim. Ve toplamdaki domates miktarımın 4700 kilogram olduğunu da görüyorsun değil mi? Ve diyor ki bana 700 kilosu çürümüş diyor. Ha, çürümüş çürümüş. O zaman 4700'den 700'ü çıkaracağım. 4000 kilo domates mi kaldı içeride şimdi? Sağlam. E tamam diyor ki kalan domateslerle diyor kaç kilo salça üretir? E 8'de 1 kadardı. O zaman ben 400'ü bir de güzel 8'e bölerim. 500 kilo salça üretilebilir derim. Cevabım da C şıkkı olur gençler. Evet bu soruyu da çözdük. Devam edelim ÖSYM bakış 14 ile. Yandan görünümü dikdörtgen biçimli bardağın içindeki süt miktarı ve pipet şekil 1'de verilmiş. Pipetten sabit hızla içilen süt sütün seviyesini eşit miktarda azaltıyor. Yani sabit hızla diye şey içiyorsun. Süt içiyorsun. Pipetle içiyorsun. Tamam. Nil bardağın süt seviyesi şekil 1'deki konumdayken 2,4 saniye boyunca süt içince seviye şekil 2'deki konuma gelmiştir. Ha bak burası değerli. Şimdi 8'den nereye azaltmış bunu? 6,2'ye. Ne kadar bir azalma söz konusu? 1,8 santimetre azalmış. Ve 2,4 saniyede yapmış bunu. 2,4 saniyede içe içe içmiş ve 1,8 santim süt azaltmış. O kadar içmiş yani. Tamam devam. Diyor ki buna göre diyor Nil 16 santim yüksekliğindeki tamamı dolu, süt dolu bir bardaktan kaç saniye boyunca süt içerse bardağın boş kısmı, dolu kısmının 3 katı olur. Şimdi bardağın boş kısmının, dolu kısmının 3 katı olabilmesi için şöyle bir görsel lazım değil mi bize? Bak şöyle. Dur bir saniye. Tablete he, alışamadık henüz, alışacağız. Tamam her şeyin bir zamanı var. Şimdi şöyle 4 tane bölmesi olduğunu düşünelim. 4 tane bölme düşünelim. Ve bu dört tane bölmede de şu şekilde tam dolu sütümüz var. Boş kısmının dolu kısmının ne kadar olmasını istiyorduk arkadaşlar? 3 katı olmasını istiyorduk değil mi? O zaman hangilerini silmemiz gerekiyor bizim? Tabi silemedik. Şöyle yapalım. Şöyle olursa. Şöyle olursa. Yani dolu olan kısmı bir bölme olursa. Boş kısmı dolu kısmının 3 katı olur mu? Olur. Yani efendim bunun tamamı 16 santimetre ise eğer tamamı 16 santimetre ise burası 4 4 4 4'tür ve 4 santimlik kısmının kalmasını istiyorum yani ne kadar süt içmesini istiyorum 12 santimetrelik tamam çok güzel şimdi yukarıda bir şey yazmıştım şu yani onu alalım şuraya çağıralım tamam diyelim ki 1,8 santimetrede 2,4 saniye sürüyorsa yani 2,4 saniyede 1,8 santimetrelik süt içiyorsa 12 santimetrelik sütü ne kadar sürede içer diye soralım. Şimdi bunu bulabilmek için denklemi birazcık sayılarını düzenleyebilirsin. Hani 1,8 ve 2,4 ya 18 santimini 24 saniyede içiyorsa 12 santimini kaç saniyede içer diye de sorabilirsin. Ve bundan sonra şunu yapalım. 6'ya böl 3 bunu 6'ya böl 4 değil mi? 3'e böl 1 3'e böl 4. E o zaman 4 ile 4'ü çarptım 16, 1'e böldüm. Hop 16 bize cevabı verdi. Doğru cevabımız B şıkkının ta kendisi olacak sevgili gençler. Hadi bakalım. Şimdi ÖSYM bakış 15'teyiz. Toplam 100 adet siparişin verildiği bir kafede müşterilerin kahve, pasta ve su çeşitlerinden en az birini sipariş ettikleri görülmüş. 3 çeşidin aynı anda bulunmadığı bu siparişlerin 33'ünde kahve, 37'sinde pasta, 41'inde su olmadığı biliniyor denilmiş. Şimdi bir saniye. Ben kahveye X desem, pastaya Y ve suya da Z desem. Kabul mü? Sipariş edilen kahve, pasta ve su adetlerine X, Y, Z dedim. 33'ünde kahve bulunmuyorsa pasta ve su bulunuyordur. Yani Y artı Z eşittir 33 diyebiliriz bu cepte. 37'sinde pasta bulunmuyorsa X artı Z bu sefer 37'dir. Ve 41'inde de su bulunmuyorsa, e, suyun bulunmadığı da x artı y'dir. Bu da 41'dir. Tamam, şimdi ben bunları toplayacak olursam eğer, toplayacak olursam, 2x, 2y ve 2z gelecektir ki bunların toplamı bana 111'i verir. Şimdi bak, kahve bulunmayanları topladım. Pasta bulunmayanları ve su bulunmayanları topladım. Ve artık şunu çok iyi biliyorum bunların her birinden ikişer tane söylendi ya 111 bana diyor ki bu siparişlerin kaçında bu üç çeşitten sadece birisi bulunur sadece birinin bak toplamda 100 tane sipariş vardı Ben ikişer defa söylenenlerin toplamını buldum 111 o ikişer defa söylenen